Evet, CFD'yi kullanarak sorgunun bize neler döndürdüğünü gördük. Burada da siz de görüyorsunuz. Evet, A'dan Z'ye şeklinde CFD'yi sıralıyor alanları. Sizin de gördüğünüz gibi çalışanlar tablosunun bütün içeriğini döktük. Şimdi daha anlamlı veriler elde etmek için hangi alanları çekmek istediğimizi seçelim. Mesela ilk önce çalışan adı, sonra çalışan soyadı, sonrasında çalışan e-mail'i, kullanıcı adı. Bakalım tablodan, Employees tablosundan SQL Management Studio'yu kullanarak çekelim. Employee username'miş. Ondan sonra cep telefonu bilgilerini çekelim. Mobil kod, mobilten. Bunun yanı sıra kullanıcının ne gibi bilgilerini çekebiliriz? Burada bakalım. Örnek olarak kayıt tarihi bilgisini çekebiliriz burada. Yani bu kullanıcının sisteme ne zaman kaydettiği bilgisini çekebiliriz. Evet, bu da hazır. Mobil kod alanı yok diyor database'de. Tam olarak nasıl yazılmış buna bakalım. Mobil kodu mobil tel şeklinde yazılmış. Şu şekilde. Başında employee yok. Evet. Şu an elde ettiğimiz sonuç daha anlamlı bir sonuç. Şimdi bu sonucu tabii böyle döktüğümüz zaman pek yakışıklı tabiri caizse durmuyor. Onun için biz kendi tablomuzu oluşturalım. Buradaki dump'ı silelim ve kendi tablomuzu oluşturalım. En azından dump'ın ne işe yaradığını gördünüz. Dump, CFD'm bir değişkenin ya da bir query'nin içeriğini ekrana basmaya yarar. Bizim çokça kullandığımız taglerden birisi. Kimi zaman daha query ekranda göstermeden önce dump'la içeriğinin ne olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bu sayede daha sağlıklı kodlar yazabiliyoruz. Şimdi burada CF dump'ı silelim isterseniz. Yerine ızgaralı bir adet tablo yapalım. İsim yazalım. E-mail yazalım buraya. Kullanıcı adı yazalım. Cep telefonu. Ve son olarak da kayıt tarihini yazalım. Bunu da bold yapalım isterseniz. Evet, gördüğümüz gibi buraya da hatta border verelim. Bilelim. Border color olarak da şu rengi seçelim. Evet, gördüğünüz gibi tablomuzu hazırladım. Hatta buna %99 ekran %90'lık kapla ve align center diye şey de yapalım. Tabii şimdi gittikçe tablomuzu daha yakışıklı bir hale tabiri caizse getirmeye çalışalım. Onun için de buraya bir tane başlık ekleyelim.
şuraya da. Çalışanları olarak yazalım. Evet, biraz daha şekilli bir hale geliyor tablomuz. Evet, tablomuza bir de başlık verdik. Çalışanlar sayfası diye. İleride rapor CF Query ile data çekip böyle raporlar yazmak istediğiniz zaman bu tip başlıkları da tablonuza verebilirsiniz. Daha açıklayıcı olur. Şimdi önemli olan şey bu tablo içerisinde gelen sonuçları döndürmek. bu sebeple de hatırlarsanız ilk eğitimimizde size gösterdiğimiz CF Output'u kullanıyoruz. CF Output nasıl ki değişkenleri döndürmenize yarıyordu. Aynı şekilde query'nin içeriğini de döndürebiliyorsunuz bu CF Output tagine. CF Output query yazıyorsunuz. Get employee yazıyorsunuz. Bu şekilde CF Output query'si ile satırlar dönecek. Şimdi bir tane hücre açalım. Ve buraya employee sharp içerisinde employee name yazalım. Gördüğünüz gibi isimler buraya gelmiş oldu artık. Şimdi biz CF Output'la ne oldu? Satırları döndürmeye başladık. Çünkü zaten yazdığımız query ile 6 tane sonuç dönmüştü. Ve biz bu 6 sonucu burada döndürmeye sırayla başladık. Biz bunları döndürürken query'den gelen alanları da buraya yazmaya başladık. Örnek olarak iki diyez arasında employee name ismini yazalım. Şimdi employee surname, hatırlarsanız çalışanın soy ismini de buradaki değerden buraya yazmış olduk. Şimdi siz de göreceksiniz, sayfama F5 edince ekrana çalışanın soyadı da gelecek. Evet, bütün çalışanların adı ve soyadı bu şekilde buraya geldi. Şimdi bir tane daha hücrecik açalım. Evet, hücremiz bakın email kolonunu doldurdu. Ve bu hücrecin içerisine de email'i yazalım. Yani buradaki employees email alanını iki diyez arasında evet, bakın gördüğünüz gibi email'i de buraya yazmış olduk. Çalışanların email'lerini. Sonrasında kullanıcı adını yazalım. Kullanıcı adını da yazdık. Cep telefonunu yazalım isterseniz. Kullanıcıların cep telefonunu da bakın burada yazdık. Son olarak da kayıt tarihini yazalım. Evet, son olarak da kayıt tarihini yazdık. Fakat kayıt tarihi gördüğünüz gibi burada çok biçimsiz bir şekilde gözüküyor. Bu kayıt tarihini düzgün bir biçimde formatlamamız gerek. Onun için de date format fonksiyonunu kullanıyoruz ve time format fonksiyonunu kullanıyoruz. Şimdi burada iki diyez arasında date format yazdığınız zaman bakın size hangi tarih ve maskesinin ne olacağını yazıyor. Siz buraya record date yazıp virgül maskesine de dd yani gün mm yıl şeklinde yazarsanız sayfamıza geri dönüp F5'e yazarsanız bakın tarih bu sefer biçimlendi. İsterseniz yanına saati de yazabilirsiniz. Buraya bir boşluk koyup diyez arasında time format yazarsanız yine record date. Maske olarak da bizim Workup'te çok kullandığımız maskelerden biri mm yazarsanız buraya da saat bilgisi de bakın buraya gelmiş oldu. Bu maskeleri daha da arttırabilirsiniz. DD iki basamaklı güne işaret ediyor. Yani eğer gün 1 ise 01, 02 şeklinde.
MM'de yine iki basamaklı aya, yani 0102'den 12'ye kadar olan ayın numerik değerine. YYY de yine aynı şekilde yıl değerine tekabül ediyor. Fakat biz burada dikkat etmemişiz. 5 tane yıl koymuşuz. Bunu 4'e çevirelim. Ekranımıza gelelim. Bakın 0-2014 sayısı 2014'e döndü. Saatte de yine büyük HH 24 saatlik dilimi gösteriyor. MM'de dakikanın iki basamaklı değerini gösteriyor. Bu şekilde ekranımızı hazırladık. WorldCup'teki bütün listeler ve bütün raporların mantığı esasında temel olarak bu şekilde hazırlanmakta. Sadece bu CSS tanımlarını kullanarak ya da arama sorguları, arama değerleri ekleyerek listeleri ve raporları daha yakışıklı bir hale çeviriyoruz. Burada son unuttuğumuz bir şey var, o da şu. İsminin başına bir adet no alanı ekleyeyim. No alanı da otomatik artsın. No alanın otomatik artması için de biz current row diye bir fonksiyondan faydalanmaktayız. Bakın işte diyez arasında current row yazdım. Ve siz de dikkat edeceksiniz ki bakın burada bir no alanı oldu ve otomatik olarak değer vermeye başladı. Size bu CF query ile ilgili son göstermek istediğim şey de sayfalamanın mantığı. Basit mantığını şimdilik göstereceğim. İlerleyen eğitimlerde daha komplike eğitimler yapabiliriz. Ama bunları yapabilmek için ilk önce sizin custom tagleri öğrenmeniz gerek. Mesela bir tane çalışanlar sayfasını açalım size WorldCup'te. Çalışanlar sayfasında bakın kayıt sayısı 20. Bunu 2'ye çevirdiğim zaman alt kısımda ileri geri butonları gözükmekte. Bunu yapabilmek için de sayfalama mantığını öğrenmeniz lazım. Custom sayfalama custom tagi'nin nasıl çalıştığını öğrenmeniz lazım. Ben şimdilik size şu bilgiyi göstermek istiyorum. CF output ile query'yi döndürürken şunu yapabiliyorsunuz. Start row ve max row değerlerini kullanabiliyorsunuz. Bakın burada 6 tane değer var. Start row ile kaydın hangi satırdan başlayacağını gösterebiliyorsunuz. Mesela biz 3. satırdan itibaren ekrana dataları dökelim. Ve max rows'da 2 kayıt dökelim. Sadece 3. satırdan itibaren 3 ve 4'ü dökecek diye tahmin ediyorum. F5 yaptığım zaman bakın 3 ve 4'ü döktü. Yine burada 1. satırdan itibaren 5 satır çevir de diyebilirim. Yine WorldCube'e dönüp F5 yaptığım zaman bakın sadece 5 satırı döndürdü. Esasında tabiri caizse CF Query WorldCube'un kalbi ve CF Output Query de yine WorldCube'un kalbi. Çünkü biliyorsunuz ki yaptığımız birçok işlem dataları görüntüleme, listeleme ve bu datalardan belirli search kriterlerine göre data kümecikleri oluşturmak üzerine. Bir sonraki eğitimimizde artık formlar oluşturma ve bu formları da WorldCube'e gönderme şeklinde örnekler yapacağız. Hepinize iyi günler.